Aslı kurumsal bir şirkette pazarlama yöneticisi olmak istiyordu ve Süleymanşah Üniversitesi işletme bölümünü tercih ederek bu yolda büyük bir adım atmıştı. Üniversite eğitimi boyunca muhasebe, finans, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi ana bilim dalları üzerine aldığı eğitimler Aslı'ya meslek seçimlerinde adeta güzel birer silah olmuşlardı. Aslı kararını verdi. Lojistik sektörünün kraliçesi olmak istiyordu. Aslı'nın bu özgüveni üniversitesindeki %100 İngilizce eğitim, Süleymanşah Üniversitesi'nin işbirliği içerisinde olduğu bir öğrenci değişim programıyla gittiği İngiltere, bu programda tanıştığı etkili insanlar ve edindiği güçlü kontaklar, lojistik alanında yaptığı staj sağlamıştı belki. Ama üniversitenin destek ve yönlendirmesiyle kurduğu İngiltere-Türkiye arasında faaliyet gösteren lojistik şirketinin aldığı ilk ödülü kaldırdığında biliyordu. Çok çalışmıştı. Ödül yemeğinde kendinden yaşça büyük çalışanlarıyla sağladığı güçlü iletişim de özgüveni hakkında ipucu veriyordu. Genç yaşta şirket kurmasında ve çalışanlarıyla güzel bir iletişim içerisinde olabilmesinde elbette aldığı girişimcilik ve insan kaynakları dersleri sebep gösterilebilirdi. Ancak bu başarının asıl sırrı sendin Aslı. Nice ödüllere Aslı. Ağlamak istiyorum. Aslı kurumsal bir şirkette pazarlama yöneticisi olmak istiyordu ve Süleymanşah Üniversitesi işletme bölümünü tercih ederek bu yolda büyük bir adım atmıştı. Üniversite eğitimi boyunca muhasebe, finans, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi ana bilim dalları üzerine aldığı eğitimler Aslı'ya meslek seçimlerinde adeta güzel birer silah olmuşlardı. Aslı kararını verdi. Lojistik sektörünün kraliçesi olmak istiyordu. Aslı'nın bu özgüveni üniversitesindeki %100 İngilizce eğitim, Süleymanşah Üniversitesi'nin işbirliği içerisinde olduğu bir öğrenci değişim programıyla gittiği İngiltere, bu programda tanıştığı etkili insanlar ve edindiği güçlü kontaklar, lojistik alanında yaptığı staj sağlamıştı belki. Ama üniversitenin destek ve yönlendirmesiyle kurduğu İngiltere-Türkiye arasında faaliyet gösteren lojistik şirketinin aldığı ilk ödülü kaldırdığında biliyordu. Çok çalışmıştı. Ödül yemeğinde kendinden yaşça büyük çalışanlarıyla sağladığı güçlü iletişim de özgüveni hakkında ipucu veriyordu. Genç yaşta şirket kurmasında ve